tenceremize yağımızı boşalttık. Soğanımızı piyaz şeklinde doğradık, ilave ettik. Soğanımızı iyice bir kavurduk. Soğanımızı kavururken içine kullanacağımız kadar pirincimizi de ekledik. Pirinçle beraber kavurma devam ettik. Pirinçle beraber iyice bir kavururken içine baharatlarımızı da ekledik. Baharatla beraber yavaş yavaş kavurmaya devam ettik. Baharatımızla beraber iyice bir kavururken içine tekrardan kuru meyvemizi de ekledik ve biraz daha kavurduk. Yeteri kadar suyumuzu boşalttık. Suyumuzu boşalttıktan sonra tekrardan hemen kapağını kapattık. İyice bir dinlendi. Dinlendikten sonra hamsilerimizin üzerine biraz karabiber ve tuzumuzu serpiştirdik. Onları öğüttükten sonra tekrardan pilavımızı üzerine doldurduk ve pilavımızı dolduktan sonra hamsilerle beraber üzerini kapattık. Tekrardan biraz tuzla karabiberimizi üzerine ekliyoruz. Onları ekledikten sonra üzerine limonumuzu ilave ettik. Biraz da tereyağımızı ekledik ve ondan sonra fırına gönderdik. O fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.